Gitmem diyordunuz, gittiniz. Nasıl bir ortam Evet. vardı? İnsanlar Cumhurbaşkanlığındaki o görüntünün özlenen görüntü olduğunu söyledi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Darbeye karşı tavrımız dolayısıyla artı televizyonlara darbe karşıtı yaptığım açıklamalar dolayısıyla teşekkür etti. Demokrasiye sahip çıktığımız için ben de kendisine teşekkür ettim. Yani siyasi partilerin varlık nedeni darbelere karşı çıkmak. Aksi halde niye siyasi parti kuruyoruz? Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri benim özel kalemi arayarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir daveti olduğunu ve benim katılmamın kendisinde memnuniyet yaratacağını ifade etmiş. Biz tabii arkadaşlarımızla konuştuk. Ben daha önceki konuşmalarımda demiştim. Yani olağanüstü bir durum olmadığı takdirde gitmeyeceğim. Ama olağanüstü bir durumdan geçtiğimizi artık hepimiz biliyoruz. Bir devlet krizi yaşadığımızda malum. Böyle bir ortamda biz hayır işte böyle çocuklar gibi ben geçmişte bunu demiştim asla gitmeyeceğim demedik. Ben o dönemde de olağanüstü bir durum olursa elbette gideriz demiştim. Olağanüstü bir durum vardı. Gittik tabii. Ha dört siyasi partinin liderinin de orada olmasını isterdim ben doğrusunu isterseniz. Bunu da ifade ettim. Sonuçta şöyle bir tablo var tabii. Yapılan görüşmeler, hükümetin verdiği bilgiler, artı bizim görüşlerimizin alınması, nasıl davranılması gerektiği konusundaki düşüncelerimizi aktardık. Notlar alındı. Dolayısıyla bir ortak memnuniyetle toplantı sona erdi. Yapılan görüşmenin ayrıntılarına burada girmem doğru değil ama HDP liderinin de Türkiye'nin birliği ve beraberliği açısından orada olmasında yarar görüyordum ben. Nedeni de şu, 5 milyon oy alan bir siyasi partim. Ağırlıklı olarak Kürt kökenli vatandaşlarımız oy veriyorlar HDP'ye. Onlar bir anlamda yine parlamentoda oldular. Yine bizim parlamentonun yayınladığı darbe karşıtı bildiriye hep beraber imza attık. Meclis başkanı da dahil olmak üzere yani dört siyasi parti de imza attı, liderleri imza attılar. Yani bu konuda bir tereddüt yoktu. Onlar da darbeye karşılardı. Dolayısıyla bir darbeye karşı olanlar, demokrasiyi savunanlar aslında Türkiye'nin bütün siyasal partileri. Şu haksızlığı da yapmayalım. Yani sanki parlamentoda grubu olan siyasi partiler darbeye karşı çıktı da grubu olmayanlar çıkmadı. Hayır, yani Türkiye'de grubu olsun olmasın, parlamentoda olsun olmasın, bütün siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları darbeye karşı ortak tavır koydular. Yani bu bizim demokrasi tarihimizde bir ilktir. O açıdan bu ilki çok iyi değerlendirmemiz lazım ve kimseye de haksızlık etmememiz lazım.